Aç biter, kazan kaynar, kazan dairesinden herkese iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Ankara Gücü'nün 2-1 kaybettiğimiz karşılaşmanın ardından sizlerle beraberiz. Pek keyfimiz yok anladığınız üzere zaten olması gibi bir durumda. Söz konusu olmaz ama uzun uzun detaylı olarak hepsini konuşacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tanser Erinç. Hoş bulmadık ama hoş geldik diyelim. Vallahi. Kötü oldu. Neyse bir yerden başlayacağız. Hemen başlayalım mı konuşmaya? Başlayalım. Tamam, hanginiz başlamak istersiniz? Tanser abi başlasın, o kıvranıyor şu an. Program yapmasak olmuyor. Nasıl? Ev sahibi olmanın en kolay yolu abi. Bizim yayının reklamı girdi. Zaten biz bundan sonra burada faizsiz ev sistemini anlatacağız. Futbol falan bunlar boş şeyler. İnsanlara faydalı bir bilgi verelim diye düşünüyorum. Biraz da gayrimenkul. Hadi bakalım. Sendeyiz Tanser abi. Abi çok zor maç olacağını söyledik. Geçen hafta da söyledik yani. Öyle millet 4 atarız, 5 atarız, şöyle yaparız. O hat-trick yapar, öbürü oradan zıplar, öbürü oradan sokar falan diye konuşuyordu ama. Can derdindiz çünkü Ankara Gücü. Hoca değişikliği de yaptı. Hedef maçları yani adamların. Düşsün düşmesin. Hedef maçı olacak olarak çıkacaktı. Benim anlamadığım şu. Topu vereceğimiz kadroyla kazanmamız gereken ve top oynamamız gereken kadro nasıl aynı oluyor? Bir tek oyundama değişikliğiyle. Ben onu anlamadım. Hepsini konuşuruz da yani en büyük etken Fatih Terim'e yazar yani bu maç net olarak. Hocaya yazacak maç. Kadro tercihi veya oyun tercihi konuşuruz yani sabaha kadar da. Ya şu da var, maçın hemen başında bulduğum pozisyonlardan yararlanabilsen çok başka bir şekilde oynayabileceğimiz bir maç. Girmeyince karşı tarafın direnci artıyor. Yani 2-1 olduğunda bile son 3-4 dakika ne hale geliyorlar görüyorsun yani. Hani böyle çabuk dağılabilen bir takıma karşı erken gol bulamamak her zaman onun direncini arttırıyor. Bulamadın. Sonra böyle bir lavallik yani... Penaltı zaten. Ne diyeyim abi? Diyecek bir şey yok yani. Hani gitti, 3 puan gitti. Şeyi inşallah. Penaltı değil bu arada. Kırmızı kart konusunda. Hayır abi, bacaktan geliyor top. Onlara verilmiyor. Penaltı. Abi, penaltı. O bu eller konusunda en son şöyle denmedi mi? Ya artık bunun bir standardı yok. Geliyorsa penaltı. Hayır, standardı denmedi var. Mi? Hayır, standardı var. Çok değişti abi. Bu el konusu da çok değişti yani. Bir dediler ki hepsine verilecek. Bir dediler ki sekene verilmiyor falan. Ben kaçırdım valla bir yerden sonra artık. Elle oynamalarda. Bir şey yok muydu ya aşağıdan yukarıya doğru giden? El hafif açık gördüm ben yani. Arda'nın eli açık gördüm. Ben çarpmayı görmedim. Direkt geldi vurdu zannettim. Ben direkt orta Arda'nın eline çarpıyor diye gördüm. Herhangi bir tekrar falan da seyretmedim. Yok kendi ayağından sekiyor. Kendi ayağından sekiyor abi. O pozisyon penaltı olmaz. Ona penaltı değil. Katılmıyorum. Bu arada hakemin de zaten değil. Şimdi esasen şunu söylemek lazım. Galatasaray transferler yapıldığından beri ilk devrede takır takır oynayan oyunu maalesef ki yeni transferleri oynatma sevdasından ötürü bozduk. Buna da Erinç gerçi beğenmemiş. Ha. Şöyle bir gerçekten ninesi görünce İnternetin gitti abi. Erinç başlasın şimdilik mi? Benim gibi gelene kadar. Abi ben önce bir Arda Turan açıklama yapmış, onu okuyayım mı size? Oku abi. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bu arada Demarke'den okuyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Konu bize gelince üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. 8 hafta kazanan takım bundan sonra da gelecektir. Söylemek istediğim bir şey var. Kelimeleri doğru seçmek zorundayım. Çünkü farklı bir yargı sistemi var. Bir dirsek olayı var. Rize'de ilk 2 hafta rakip bize dirsek atınca penaltı. Markaon'un eli değince penaltı. Kadıköy'de Donka dirsek atınca penaltı değil. Cagne topa vuruyor, kafasına geliyor. Önce topa vurdu diyorsun. Ardacığım tehlikeli diyor. Tamam hocam diyorsun. Devam ediyorsun. Lüğündama'ya vuruluyor, kaşı yarılıyor. Yeterince tehlikeli olmuyor demiş Arda şu ana kadar. Bir de bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz demiş.
Şimdi Galatasaray camiası bugünkü neticeyi hakeme bağlarsa çok büyük hata yapar önümüzdeki haftalar için. Şimdi ekleyeyim mi abi, ekleyeyim mi? Farklı tweetleri bağlamışlar. O yüzden belki anıl kaçırmıştır. Galatasaray'ın hakkını savunacak birileri mutlaka çıkar. Adalet bizim üzerimizden sağlanacaksa biz buna da razıyız. %85'iniz futbolu bilmiyorsunuz. O CV'nin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Biz herkes için adalet istiyoruz. Biz standart olsun istiyoruz. Biz görüyoruz, hissediyoruz. Galatasaray büyük bir camia. Muhtemelen hocamız herkesi, her şeyi nasıl yeneriz diye bir taktik bulur demiş. Ama Çağlar abi katılıyor. Ümit ediyorum bulur. İnşallah. Ümit ediyorum bu takım da sahada biraz bir şeyler yapmaya çalışır. Galatasaray camiası bugünkü neticeyi hakeme bağlarsa çok yanılmış olur. Tansel'in demin söylediği bir şey vardı. İlk yarıda Emre Kılınç'ın pozisyonu var. Hani onu atsan veya Onyekuru'yu atsan başka bir maç izlerdik diyor. Biz zaten o pozisyonları geçen haftalarda bulup attığımız için kötü oynamamıza rağmen kazandık. Erzurum maçı da böyleydi. Muhammed'in korner şeyinde, karambolünde bulduğu gol. Daha sonra ikinci ölü topu gidip atması. Alanya maçında 20. dakikada bulduğumuz gol. Biz bu maçlarda da aslında çok iyi oynamadık. Biz geçen hafta burada söyledik. Galatasaray çok kötü oynadı diye Erzurumspor karşılaşmasında da. Bugün de kötü oynadı. Galatasaray'ın işleyen bir oyun planı vardı. Taylan'ın dinlendirilmesi normalmiş ki Yener Hoca dinlendirerek oynamamız lazım. Yoksa büyük bir sakatlığa yol açabilir. Yani doktor görüşündeymiş Taylan'ın şu ana kadar yedekli ama artık önümüzdeki haftadan itibaren ben burada söyleyince bana biraz tepki göstermiştiniz. Etobo Galatasaray'ın oyuncusu değil diye. İşte kesiyor ama ileriye top atamıyor adam netice itibariyle. Abi bak hayır bir şey söyleyeceğim. Tepki gösterdik değil. Ben zaten burada açtığım gibi söyledim. Dedim ki Taylan girdiği ve oynadığı 15 dakikada bile Etobo'dan neyi farklı yaptığını, neyi farklı evet, oynadığını 15 dakikada bile gösterdi. Aynısını söyledim. Tepki gösterdiğimiz şuydu abi. Etobo iyiydi. Maçın en iyisiydi dedik. Sen hayır dedin. Biz ona tepki gösterdik yani. O bence değil de. Takımın en iyisiydi. Ama Kasımpaşa maçında en iyisiydi. Yani öyle Kasımpaşa yani. Şimdi o zeminde... Hatta dedik ki aradaki fark Etobo ile Taylan'ın arasındaki fark Etobo'nun şeye attığı top dedik. Kerem Aktürkoğlu'na attığı top dedik geçen maç. Aynen. 15 dakikada. Etobo onu atamaz ama Taylan atıyor dedik. Şimdi şu var. Sen Berhan de milletimizi Twitter'da yazılanlarla bir tutuyor la bu da bizi. Allah. Ben Kasımpaşa maçının da en iyisi olduğunu hala inanmıyorum. Saçma sapan topu diktiği 4-5 tane şey var. Görsel vardı. Turuncu gördüğü her şeyi vurdu diye. Galatasaray takımı topçusu öyle topa vurmaz. Öyle topa vuracak adam da Galatasaray takımı topçusu olmaz. Bu balonu şişirdiler. Hafta içi haber çıktı gazetelerde. Galatasaray Etobo'yu bir daha kiralamayı düşünüyor falan diye. Kim inandı ona ya? Hadi bu ya kadar ucuz mu bu işler? İşte editörlere oturuyor, oturduğu yerden habercilik yapamıyor. Bir şeyler yazıyorlar kendi. Kim inandı ona ya? Çünkü biz Berhan'la bir şey kaybettik. Bir dakika. Çok özür diliyorum Çağlar abi. Hemen sana söyleyeceğim. Sen şimdi kim inandı diyorsun da şey haberi yapan var. Demek ki Kadıköy maçından sonra hakikaten can sıkıcı şeyler olmuş ki bu 11 bozuldu falan filan yazanlar var ya. Anlamadım. Neyse. Tweet atarsan. Tanseli sen tweet at da okuyunca daha iyi anlar. Ben tweet okuduğum için böyle dursam ben de anlamazdım. Yanlış anlama. Biz Belhanda'yı kaybettik Getson oynatacağız diye. Bu çocuk hazır değil. Bunu geçen hafta da söyledik. Biz seninle maçtan önce bir Clubhouse odasında karşılaştık. Tansel biraz önce. Sana tek sorduğum bu oldu benim hatırlıyorsun. Ya acaba bu Getson dedim. Kazanan takım bozulmaz dedik. Ne kadar bozmaz. Ömer Bayram'a çok yükleniliyor da. Kim oynayacaktı bugün yerine? Kesinlikle canım. Kimse oynayamaz. İkinci yarıdaki hatası Fatih Hoca'nın şu oldu. Birincisi Emre Kılınç'ın çıkartması sinirde çok büyük hataydı. Yani Getson'un sağda kalıp Emre Kılınç'ın çıkması çok büyük hataydı. Aynen. Ne dönmeleri yapabildi, ne şişirmeleri yapabildi. Şimdi Fatih Hoca da ümit ediyorum hakemden ziyade faturayı kendisine keser. Ve Sivas maçıyla beraber tekrar bir seri yapmaya başlarız. Ama sağda oynanılan oyun. Alanya maçı hadi taktik gereğiydi dedik. Erzurum maçı da böyle geçti. Şey bulduğumuz gollerle bir kazandık. Bugün de Onyekuru atsaydı ilk yarıdaki kafayı veya Emre Kılınç atsaydı biz bugünkü maçı da kazanırdık. Ama aynı kafa devam edecek. İyiye gitmiyordu takım yani. Daha önümüzde 14 tane maç var. 14 maç var değil mi? Yanlış söylemiyorum. 14 mi 13 mi? 13 maç var. Ortada 39 puan var. Beşiktaş'ın bay geçtiğini düşünürsek oynamadıkları bir maç var neticede. Oynanmayan maçın ne olacağı belli olmaz. Bir şey kaybetmiş değilsin. Hayırlı bir mağlubiyet olarak bakıyorum. Ayaklar yere basar.
taraftarımızın da biraz ayakları ümit ediyorum yere basar. İnşallah. O makara yaptığımız odalar, Clubhouse odalarına girdik, Fenerli'ye makara yaptık. Aynısı başınıza gelecek işte 2 hafta sonra. Hepimizin ümit ediyorum ayakları biraz yere basar. Başta futbol takımımız olmak üzere. Bu takıma sahip çıkılacak falan her şeyden önce biz bir sahadaki oyunumuzu düzeltelim. Yani bugünkü maçı hakeme bağlarsak çok büyük hata yapmış oluruz. Aynen öyle. Yine tepkimizi verelim. Ama iş mağlubiyeti tutup yani, gelip hakeme bağlamak bizim çok büyük dezavantajımız olur şayet. Ya Erinç'im şunu anlatmaya çalışıyorum. Bence Arda'nın pozisyonu penaltı değil. Bana göre de değil, kurala göre de değil. Yani NTV Spor'daki arkadaş gibi olmayayım. Bana göre de değil, kurala göre de değil. Lakin penaltı pozisyonu olduğu dakikaya kadar Galatasaray ne oynadı? Bak Çağdaş Atan'ın Alanya Spor'u pozisyonuna düştük. Ya %68 falan toplu oynuyorduk o dakikaya kadar. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama sıfır üretkenlik. Evet. Sıfır üretkenlikle oynadık biz bunu. Yani artık Kerem mi girer haftaya? Belhanda 11'e geri mi döner? Nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum. Ya biliyorum da şimdilik konuşmak istemiyorum aslında. Ya Henry'nin falan Getson, önümüzdeki Getson, hafta. Gene de Abdullah'ını söyle abi. Getson özelinde bir şey söylemek istiyorum ben. Getson'un. Şimdi hani laf yapma veya şey polemik yaratmak için söylemiyorum bunu. Sakın ha yanlış anlaşılma olmasın. Erinç'in attığı tweet üzerinden söylüyorum. Hani malum oyuncu diye başladığım bir tweet var ya. Hemen o çıkmış ortaya diye. Belhanda da Getson kadar her aldığı topu geri atarsa, top kaptırmazsa tamam mısınız? Kalmasına. Abi bir şey söyleyeceğim bak. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söylemeyin bana. İleriye doğru oynamak istiyorsanız eğer topu kaptırırsınız abi. Top ileriye oynamaya çalışırsanız kaptırma ihtimaliniz var ve topu ileriye doğru takımla beraber çıkarsanız kaptırdığınız pozisyon top da sizin kalenize pozisyon olarak döner. Bu dünyanın her yerinde geçerli bir şeydir. Her yerinde. Sırf bunun için Belhanda'yı istemiyorsanız Getson'un bugün 85 dakika boyunca aldığı her topu ya çıkar raporu çıkar. Ben zannetmiyorum 5 çıksın. 4 tane top ileri atmıştır. Bir tanesi uzun sağ tarafı Lines'e attı. Top zaten Lines'i konuşacağımız şey yapacağımız bir şey yok. Haricinde önündeki ne dahi yani hani şöyle 5 metre öne dahi çıktı attığı top sayısı 5'i geçmez. Belhanda'nın da 70 topla buluşmada 5 tane geriye verdiği olmaz. Eğer istiyorsanız böyle oynamasını Belhanda'nın, kabul ediyorsanız öyle oynamasını tamam diyeceğim. Belhanda'yı savunmak için veya şey için de söylemiyorum. Gömdüğünüz şeylerin ne olduğunu anlayın diye söylüyorum abi ben. Hani ben, malum oyuncu öyle olsaydı 2 tane kaptırdı anında 2 pozisyon oldu falan diye tweet atıyorsa hiç böyle yapma abi öyle tweet attın. 3 maçta kötü oynuyoruz. Ben de bir çıkarım yapayım o zaman diyeyim ki 3 maçtır kötü oynuyoruz 3'ünde de Belhanda yok. Bak güzel bir çıkarım. Öyle abi yalansa yalan de. Abi bak böyle bak her şeyi kendimize göre eğip büküyoruz bir şekilde. Ama tamam sen mı? Öyle yaptın. Bir dakika. Şimdi tweetimin altına gir bir bak. Hoca inşallah şey yapmaz diyorum. Hoca istifa etsin yazan var. Belhanda'nın formasını koymuşum. Doğum günü hediyesi sağ olsun teşekkür ediyorum. Çöp oğlu çöp de bilmem ne yazan. Bilmem ne abi anasını bilmem ne abim cart edeyim cürt edeyim. Olanı söylüyorum. Diyorum ki 1,5 üzerinde anlaşamıyorsak bu adamla yolları ayıralım. Çünkü takımda şeyi tutmuyor diyorum. Ama sezon başından beri de diyoruz ki orta saha olarak bu adam elimizdeki topu ileriye taşıyabilen, dribbling yapabilen, pozisyon yaratabilen, üretebilen elimizdeki en değerli adam diyorum. Ona da şey diyorsunuz. Al yok işte abi. Getson geldi. Getson eğer oynarsa, ısınırsa tamam dedik. Bugün kaç tane topla buluştuysa Rovzi Report'la beraber istisnalı kaydı Ege yazar herhalde kaç tane top ileriye attığını. Hemen çıkartıyorlar. Opta da çıkartır. Bak 6 olursa bir daha konuşmayacağım yani. Öne attığı top sayısı. Hep geri veya yanına aynı çizgiye verdi. Selçuk'u bunun için eleştiriyorduk. Yanına geriye veriyor diye. Aynısını Getson yaptı abi. Hiç öne tamam, gördünüz mü abi Getson'un driplikle top taşıdığı? Bir şey söyleyeceğim. Ben Getson'la alakalı bir şeyim yapmadım ki. Çıkarım yapmadım abi, ben ki. Ben genel söylüyorum. Senin tamam, ben, tweetten yukarı çıkarım. Bugünün mağlubiyet imarı Belhanda'dır da demiyorum. Belhanda'nın özelliğini anlatmaya çalışıyorum. Yani tamam, ben diyorum ki. Bugün olsaydı evet top kaptırırdın çıkarken. Ama daha yaratıcı oynardın ön tarafta. Abi bak benim de söylediğim yani şey neyi şu. Neyi isterken neyi kaybettiği dizi bilin diye söylüyorum yani. Hani Çöpoğlu Çöp Belhanda var ya. Bak çok güzel bir çıkarım yapıyorum. Herkesin yaptığı gibi böyle genelleme yapıyor. Belhanda 3 maçtır oynamıyor. Galatasaray 3 maçtır kötü oynuyor abi. Oho, daha da sana abi. İddialı. Bu abi işte. Sen çünkü Cumartesi dedin ki 2-0 öndeyken 2 tane top kaptırdın maç gidiyordu dedin. Bu bir genelleme. Evet. Nasıl evet? Oldu mu? Abi olmadı. Evet.
Ya oho, ya hakikaten oho, böyle gerçekten abi. Şey yapıyoruz ya, böyle bir şeyi, önümüzde olan bir şeyi bir şekilde kendimize göre eğip büküyoruz yani. Ya işte ben şunu söylüyorum. Ben de büküyorum. Diyorum ki bak, ben şunu söylüyorum. Kötü oynuyor, 3 maçtır Belhanda yok. Ben şunu söylüyorum. Ben girmesi gerekenin Belhanda değil Feghouli olduğunu söylüyorum. Bitti bu kadar abi ya. Tamam. Abi bu orta saha yaratıcı eksikliğinde arkada Etobo gibi bir ayağı olmayan Kazma oynarken, ileriye doğru bir pas atma yeteneği olmayan bir adam oynarken, ben bunu haftalardır söylediğim için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Belhanda'nın oynamaması çok büyük skandal. Ben abi size tamam söyleyeyim, bak Sivas... Hadi ben de şimdi söyleyeyim o zaman. Hocadan iyi mi bileceksiniz abi? Zamanında abi... biz eleştirirken şöyle diyordunuz. Hocadan iyi mi bileceksiniz? Adam ilk hemen onu oynatıyor diyordunuz. Şimdi ben söylüyorum. Hayır. Hiç öyle bir şey demedik. Hayır abi, hiç öyle bir şey demiyorduk biz. Biz Belhanda'nın oynama sebebini sahadaki taktiklerle söylüyorduk. Bak bu pas istasyonlarını oluşturuyor, bu üçgenleri oluşturuyor diye. Biz Belhanda'nın oynama sebebini hocadan iyi bileceksiniz diye hiç öyle bir kılıfa sokmadık. Onu söyleyeyim. Ben olsam Fatih Terim yerinde Sivas maçının orta sahada Belhanda Feghouli ile başlarım. Bu kanada Kerem'i koyarım. Anıl sordu diye de bir cevaplıyorum. Ne yaparsın dedi. Bu kanada Kerem'i koyarım, öbür tarafa da Arda'yı koyarım. Ben de. Belhanda, ben Feghouli, orta sahayı Taylan Belhanda Soso. Feghouli yok yani. Belhanda Feghouli orta sahada yan yana oynarım. Soso, Belhanda Taylan yaparım diyorum orta sahayı. Ben de onu diyorum. Çünkü Getson kar- yapmıyor. Abi o beklenen Getson değil. Adam güvenmiyor kendine. İleri oynamıyor abi adam. Oynamıyor yani. 2-0'dayken de oynamadı. 0-0'dayken de oynamadı. Bak Kılıncı o da dinlenecek yani. O da dinlenecek. Kılınç dinamizm veriyor ama yaratıcılık yapamıyoruz abi. Yaratıcılığa ihtiyacımız var bizim kapanan adama. Kapandığı zaman yaratıcılığa ihtiyacımız var. İki tane Onyekuru'yu bomboş ileride buluşturan Emre Kılıç'tı ilk yarıda. Ben zaten abi, ona tamam, şaşırdım. Abi Kılıç çıkmasına... değil, Etobo da atar o topu. Kılıç'ın çok ekstra yarattığı bir durum değildi ki o. Kılıç'ın yarattığı dinamizm ekstra gidip o top arası yapıp kaleciye atıp boş kale. Bak onu yapamaz onu. Belhanda da yapamaz, Soso da yapamaz. Kılıç yapar. Ama sırf o pozisyonu kovalayacaksın diye de yaratıcılık eksikliğinden veremezsin abi. Çünkü diyoruz ki biz pas oyunu oynayacağız. Bu pas oyununu çok... oynarken de elimizde bu adamlar evet. Yokken de bu takımın en önemli oyuncusu Belhanda'ydı. En önemli oyuncusu Belhanda'ydı. Alıyordu, kuruyordu, Soso'yla beraber işliyorlardı abi bütün takımı. Bütün takımı oynatan Belhanda'yla Soso'ydu. Yalan mı abi? İkisi de yok. Rezil oynuyoruz, oynayamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Marka Donka, Donk Marka ya Yetlin'e. Zaten sol tarafta Ömer Bayram var. Kariyer özetinin daha da beterini yaptı yani Ömer Bayram. Yani hani... Nasıl Galatasaray topçusu olunmayacağının canlı göstergesiydi maçta sahada. Ha bu hocaya yazar, hocanın hataları yok anlamına gelmiyor. Hocanın çok hatası var abi. Yani Alanya maçındaki gibi topu rakibe bırakacaksın kadrosuyla. Saldırman gereken maçtaki kadro aynı olamaz. Bir Luyendama Donk değişikliği ki onu da Çağlar yazdı. Galiba Luyendama'nın annen babasında bir rahatsızlık varmış. Allah şifa versin acil. Yani fizik, kafa olarak, mental olarak hazır olmadığı için öyle... düşünmüşler, onu değiştirmişler. Yani demek ki böyle bir şey olmasa biz yine aynı kadroyla çıkacağız. Bir şey söyleyebilir miyim? Luyendama olsaydı bugün ikinci golü yemezdik biz. Biz Markao ile Luyendama arasında Tansel'le uzun zamandır hep Luyendama'yı ilk geldiği zaman da daha önde görüyorduk ya. Bak o pozisyonda biraz daha top class stoperler omzu koyarlar, topu alırlar Tansel. Yani Markao'nun yediği çalıma inanamıyorum. Aynen. İnanamıyorum o çalımı yemesine. Alanya maçında da yedi aynısını bir de. Bu iki oldu. Baba orada sen omuzu koyup topu alacaksın. Marka abi biz yani... Ama ikisinde de terste. Abi yerinde hem terste... Yemeyeceksin. Kendi yerindeyken yapıyor abi. Donk'un yerindeyken yapamıyor bak. İkisinde de yeri yanlış yerde. Yani kendi abi, bölgesinde değil. Bir de şunu atlıyoruz bence abi. İki pozisyonda da Alanya maçında da bu maçta da... birebir kaldığı adamın çok ciddi pas opsiyonları vardı. Evet. Ya o yüzden yaldır adamın üstüne de kapatarak gitti pas opsiyonunu. Aynen yani. Öyle. Yaldır üstüne gidemezdi o adamın yani. Ya giderse kumar olurdu. Bu sefer de yani ya penaltı olurdu ya gol olurdu. Yani yine aynı şey oldu yani. Hayır bu sefer de niye pası kapatmadın derdik yani. Aynen. Abdurrahim bu arada Bayrak... bir şey söyleyeyim. Ha, buyur abi sen söyle ondan sonra ben açıklama yapacağım. Ömer Sarakçı sakatlandığından beri Onyekuru'nun formundaki düşüşün ve Solic'e Getson'un geldiğinden beri Onyekuru'nun formundaki düşüşün bunlarla çok alakalı olduğuna inanıyorum.
Sarakkim'e Belanda ile beraber ilk haftalarda oynadığı zaman Onyekuru'nun performansının daha yüksek olduğuna inanıyorum. Neler dinliyor musunuz? Özür dileyerek şey yapıyorum da Arda'nın açıklamalarını noktası virgülüne kadar Club Regista girmiş. Atladığınız ve söylediği acayip şeyler var. Onları bir baştan okusam mı diye düşünüyordum ben de. Oku onu dağılacak abi. Ben de sonra ama... Albayrak'ın açıklamalarını okuyacağım. Tamam, Albayrak'ın açıklamalarını okuyabilirsin ama ben herhalde 2,5 senedir herhangi bir yönetim, yani bizim yönetimimizden böyle bir açıklama görmedim. Buradan Arda Turan'a ben kendi şahsi bir taraftar olarak teşekkür ediyorum. Baştan okuyorum abi, müsaadeniz varsa. Club Regista'ya da buradan teşekkür ediyorum. Adminlerine de selam olsun. Üzgünüz, taraftarımızdan özür dileriz. Önümüze bakacağız. Kelimelerimi dikkatli seçeceğim, yoksa ceza alıyoruz malum. Değişik bir adalet sistemimiz var. Bir dirsek olayı var. Rize'de rakibimize dirsek vurulunca penaltı, Marka Almeli deyince penaltı ama Donka Kadıköy'de dirsek atılınca penaltı değil. Onyekuru'ya gidiyorsun, Alanya'da ayağına vuruluyor. Hakeme gidiyoruz, var mı bir şey diyoruz. Topa vurdu diyor. İzliyoruz, ayağına vurmuş, net penaltı. Cagney'e gidiyoruz. Cagney önce topa vuruyor, sonra kafasına geliyor. Hakeme gidiyoruz. Hocam önce topa vurdu diyoruz. Ardacığım tehlikeli diyor. Tamam hocam, doğru söylüyorsun o zaman diyoruz. Alanya'ya gidiyoruz. Luyendama'ya vuruluyor. Kaş yarılıyor. Hocam tehlikeli değil mi diyoruz. Ardacığım yeterince tehlikeli değil oluyor. Emre Kılınç Antalya maçında ayağının dışıyla oyuncu kesmeye çalışıyor. Kırmızı kart. Falcao'nun eli kayıyor. İkinci sarı. Kadıköy'de uzatma artı 9 dakika. Bugün artı dakika. Artı 6 dakika. Neden? Bir algı var. Biz kazanırken söylemiyoruz diye. Galatasaray'ın hakkını savunacak kişiler her zaman çıkar. Kaptanı çıkar, oyuncusu çıkar, yönetimi çıkar. Biz yetmezsek herkese yetecek Fatih Terim çıkar konuşur. Adalet bizim üzerimizden sağlanacaksa biz buna da razıyız. Ben 16 maç ceza aldım. O gün de dedim adalet benim üzerimden sağlanacaksa razıyım. İntikam alanlar da oldu. Telefonla araştılar falan. PFDK ile onunla konuştuğunuz kadar 15-19 yaşındaki genç çocuklar için konuşmuyorsunuz. Bir senedir antrenman yapmıyorlar. Ülkenin geleceğini çöpe attınız. Sonra hafta içi Şampiyonlar Ligi izliyorsunuz. Bilmediğiniz bir şey var. %85'iniz futbolu bilmiyorsunuz. O CV'nin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Biz herkes için adalet olsun istiyoruz. Standart olsun. Ben hangi dirseğin penaltı olduğunu nereden anlayacağım artık? Ben ayağımı uzatıyorum. Top ayaktan ele geliyor. Çocukluğumdan beri sokakta da oynuyorum. Ayağımı böyle kaldıramam. Biz görüyoruz, hissediyoruz. Biz korner kullanırken top havadayken faul çalınıyor. Rakip korner kullanıyor, vuruyor, top auto gidince faul. Orada var var ya, biz bunlara uyanamıyoruz sanıyorlar ama hepsini görüyoruz. Galatasaray taraftarı büyüktür. Muhtemeldir ki hocamız bu 3 gün içinde her şeyi, herkesi nasıl yeneriz diye bir taktik de bulur. Hiç merak etmeyin, yapılanları görüyoruz. Galatasaray ayağa kalkar, şampiyon olur. Ama unutmayın, doğru yönetin, adaletli yönetin, biz bunları yemiyoruz. Şu açıklama için 2,5 senedir, 3 senedir ben herhangi bir Galatasaray yönetiminden bunu duymadım. Şahsi Galatasaray taraftarı Tansel Taşanlar olarak Galatasaray kaptanı Arda Turan'dan teşekkür ediyorum. Arda Turan'a teşekkür ediyorum. Tüylerim diken diken oldu. Yani şunu göremiyorum. Çünkü Adam başlığı değiştirebilir misin yayını? Biz bunları yemiyoruz olsun manşeti de vermiş Arda çünkü. Sezonun kalanı için manşeti vermiş. Şimdi Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarını okuyayım abi ben size. İlk defa Abdurrahim Albayrak sanırım uzun yıllar sonra Tansel abinin dediği gibi kaybettiğimiz bu maçın sonrasında beyaz sayfayla alakalı değil tamamen isyanda bulunarak bazı açıklamalarda bulunmuş. Abdurrahim Albayrak da Arda Turan gibi başlangıç olarak adalet istiyoruz, adalet demiş. Devamında ise beni men etsinler, ben de bırakayım bu mesleği. Kime hizmet ediyoruz? Bu nedir? Adalet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Sen bu gece rahat uyuyabilecek misin? Nedir bize kastınız? Dün akşam Malatya'da bir maç oynanıyor. Yeni Malatya Başkanı isyan ediyor. Biz de şimdi isyan ediyoruz. Muhammed'i böyle mi durdurmayı planlıyorsunuz? Mustafa'nın hareketi kırmızı kartsa Trabzon'daki de penaltıdır. Biz sadece adalet istiyoruz demiş. Bu kadar mı? Mutlaka yetmedi. Daha ne istiyorsun oğlum? Mağlubiyetten sonra ilk defa adam şey karşısına çıkmış, kamera karşısına. Abi şey, chatte şey yazdılar. Abdurrahim Albayrak çıldırdı mıldırdı yazdılar da. Ben de neler dedi sandım. Bu kamera mu? Karşısına çıktığı içindir belki. Dur bakalım abi. Bak abi sen tekrardan. Registradan bir şey var mı?
Bu çıldırmamış. Bu çılda kalmış bu. Bundan çıldırma olmaz. Bu çılmış sadece. Böyle çıldırma mı olur ya? Arda'nınki çıldırmadır yani. Resmen rezalet. Bu mudur abi yaptığın açıklama? Tekrar ediyoruz arkadaşlar. Kazan Dairesi ekibi olarak Galatasaray bugün akşamki mağlubiyeti hakeme bağlamazsa şampiyonluk şansı artar. Esas konuya odaklanmamız lazım ki Arda da son cümlesinde, kaptanımız Arda Turan da son cümlesinde buna vurgulamış. Hocamız 3 gün içerisinde bir taktik bulacaktır demiş. Çünkü bu taktik de olmuyor. O da net gözüküyor. Bunun da olmuyor abi, olmuyor. Bunun da olmuyor. Bu arada Çetin şeyi, Abdurrahim Albayrak bu açıklamaları yaparken biraz çıldırmış görüntülerde yani. Ondan dolayıymış videoda. Neden biz çoluğumuzu çocuğumuzu bırakıp buralara geliyoruz? Neden karkış demeden çalışıyoruz? Neden milyon dolarları harcıyoruz? Ya kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Konuşunca cezayı bastırıyorlar size. Galatasaray taraftarına sen kimsin diyecekler de, Galatasaraylı arkadaşlarıma doğru noktaya odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Biz bu karşımızdaki TFF ile, Türkiye'nin en zengin adamıyla kurulmuş bu zorlu çetesi diye tabir edilen, her köşe başı tutulmuş, her köşe başında birbirlerinin akrabası olan karşıdaki bu güruh ile saha dışında mücadele edemeyiz arkadaşlar. Galatasaray camiası saha dışında şu anda bu kadar güçlü değil. Biz saha içine odaklanmalıyız. Biz saha içinde kalmalıyız. Biz maça gümbür gümbür başlamalıyız. 30 olmadan golü bulmalıyız. Maalesef ki bulmalıyız. Sana Fenerbahçe, Trabzon'da yardım ettikleri gibi hiçbir zaman yardım etmeyecekler. Sana Beşiktaş'a o Rozier'e çıkmayan kartları görmedikleri gibi sana hiçbir zaman görmemezlik yapmayacaklar. Tak çat çat gösterecekler sana. Sen seversin o hareketi. Çat çat. Bunların hepsini gösterecekler sana. Sağ içinde kalacağız. Sağ içinde yeneceğiz ama böyle olmayacak. Takım inanacak. Şimdi takım inanacak derken şunu söylüyorum. Erinç demin güzel bir laf söyledi programın başında. Kerem dışında isyan eden oyuncu görmedim ben ikinci yarı skora diye. Hakikaten Kerem dışında isyan eden oyuncu ikinci yarı. Arda da etmedi Arda abi. Arda çıktı. Arda penaltıdan sonra. Çıkmadan önce sahadayken kötüydü Arda bugün. Yedlini de yedi yani. Hani o kadar kötüydü ki yedlini de yedi. Bek de kötüydü. Yani. Orası komple gitti yani. Ya Arda'nın kafa sahada değildi. Bilmiyorum yani Arda. Ve çok iyi başladı aslında maça. Evet, o orta aldığı verdiği o Getson'un orada bir üçgen yaptılar. Getson, Yedlin, Arda. Acayip de güzel pozisyon bunlar. Kesti. İşte orada Onyekuru böyle bir şey yapabilse, bir yani vurabilse belki başka bir şey konuşacaktık abi. Yani hani bilmiyorsun da ama dediğin gibi hakeme bilmem ne bunlara şey yapmayalım abi. Hiç konu buralara gelmesin. Ben buralara gelmesin başka bir taraflarda değilim. Evet, bu konuşulmalı. Arda doğru konuşmuş. Bizim kazandığımız maçlarda bile bunlar oldu. 1-0 biten Alanya maçımızda. 1-0 kazandığımız Fenerbahçe maçında. Bunların hepsi oldu. Ama acilen toparlanması lazım. Bravo. Yani evet, sahadaki oyun kötüydü. Bizim sahadaki oyunumuz kötü. Maalesef ki biz yeni transferleri oynatacağız diye kurulu bazı düzeni bozduğumuza inanıyorum. Tayran'ın son durumu nedir bilmiyorum. Ben duyduğum kadarıyla Yener Hoca'nın tavsiyesiyle dinlendiriliyormuş. Çünkü kariyerinde ilk defa 20 maç arka arkaya oynamış bir sezonda. Ve sıkışık tartışırdı. 22. Ve sıkışık 22 maç üstünde daha. Bir de Tansel'in geçen belirttiği gibi çocuk için çok önemli olan yazın bir Avrupa şampiyonası var kendi kariyeri için. Maazallah orayı kaybetmesini kimse istemez. Biz de istemeyiz. Kendisi de istemez. Daha bize uzun yıllar inşallah hizmet edecek. Ama herhalde o da artık dümene geçer. Sivas maçında ben stoperde Luyendaman'ın oynayacağına inanıyorum. Sivas çok diri bir takım. Ben bugün Sivas Hatay maçını izledim. İkisinden de gözüm korktu. Açıkçası ikisinden birinde 3 puan bırakırız diye düşünüyordum. Belki toplamda 2 beraberlik diye yazdıydım onlara. Çok, ikisi de çok iyi takım ama bugünkü maçtan sonra maalesef ki öyle bir lüksümüz kalmadı. Sivas'ı içeride, Hatay'ı da Hatay'da yenecek. Yeneceğiz yani, başka yolu kalmadı. Şampiyon olacaksan yeneceksin. Böyle. Hoca bugün tuzağa düşürüldük demiş. Umarım hoca çok sert bir açıklama yapmaz çünkü ceza verecek yer arıyorlar. Aynen. Ben şeyden, Club Register'dan okuyacağım yine hocanın açıklamalarını tamamı gelince.
Hoca o, inşallah gerekenleri. Daha girişte hoca başlamış hocam. Trabzon'da vardı olan Cüneyt Çakır skandal bir karara imza attı. 2 gün sonra gelip burada varın başına geçti demiş. Ya hocaya da bir ceza vallahi gelecek o zaman. Ya hocam sana ne ya? Biliyoruz işte ya. Tamam ya, geç. Ha bu arada şu var. Tiam'dı galiba. Pelkas'la fotoğraf paylaştı. Onu hatırlıyor musunuz? Evet evet. Story. Malaka mı? Yani Malakas. Malakas yazdı. Yunanca hakaret içeren bir kelime. Küfür içeren bir kelime. Story. Sevk geldi mi? Biri daha hayır paylaşmıştı, hatırlıyor musunuz? Şey, Galatasaray'a hakaret eden bir şey paylaşmıştı. Fenerli hatırlamıştı. Şey, Ferdi galiba. Joseph, Galatasaray 6 ile yazmış şey. Ferdi'ydi. Şey diyor, Joseph küfür etmişti. Kerem Aktürkoğlu. Bir de şey, Kerem Aktürkoğlu çöpünü bir övüyorlar. Bir dakika. Hocam da söylemiş, şimdi ben söyleyecektim unuttum. Ben maç sırasında bir tweet attım. Galatasaray gittiği her deplasmanda niye dolu tribünlere oynuyor kardeşim? Pandemi bitti, evet, normalleştik. Uğur'un çektiği fotoğrafı attım. Ankara Gücü bir tribün yaptı bugün. Alkışlar, küfürler, kıyametler. Muhammed kırmızı kart gördüğünde çocuğa küfür ettiler çıkarken. Şöyle çocuk kafayı kaldırdı, yukarı baktı, bunlar ne diyor diye. Biz niye her deplasmanda dolu tribünlere karşı oynuyoruz ya? Bunu kim durduracak ya? Buna kim yok diyecek? Bütün hocaların ışıkları açılmış. Ankara Gücü'nün stadı dolu. Kardeşim Ankara Gücü taraftar alabiliyorsa içeriye. Biz de Sivas maçında alalım. Ben Ankara Gücü almasın demiyorum. Fenerbahçe almasın demiyorum. Biz de alalım diyorum ya. Ey yönetim korkma, aç kapıları, girelim içeri biz de. Varsa cezası böyle bir sefer aramızda öderiz. Fenerbahçe kaç lira ceza ödedi? 70 bin lira ceza ödedi. 70 bin lirayı böl abi 35. Al abi kişi. Adam başı 2 bin lira mı düşer? Kaç kişi alırsın? Al abi 1000 kişi. Adam başı. Veririz 700 lira adam başı ya. Korkmayın abi, açın ya. Adamlar tribün yapıyor abi bugün bize. Ne anası kaldı ne avratı kaldı. Evet. Türk kulağa kadar bu nasıl pandemi abi? Pandemi bize mi pandemi? Bir Türk Telekom Arena'da mı var pandemi? Her deplasmanımızda tribünler tıktım tıktım. Artık yeter ya. Işıkları yakmışlar. Kimse gizli kapaklı aleni yapmıyor. O stadın Türkiye Futbol Federasyonu'nun kontrolünde olduğunu herkes biliyor burada. TFF'nin orada, gözlemcinin orada, buraya, bugünküler de mi sağlıkçıydı? Nerede sağlıkçı var, bizim maça geliyorlar zaten. Helal olsun vallahi sağlıkçılara. Bugünküler de mi sağlıkçıydı baba? Biri çıksın açıklasın, bugünküler sağlıkçı mıydı abi? Bütün tribünler dolu, yeter artık ya. Ya sen Türkiye Futbol Federasyonu'nun stadda... Kardeşim Türkiye Futbol Federasyonu'nun orada gözlemcisi var. O gözlemci orada rapor tutmak zorunda. Bu localar nasıl açıldı? Tutmuyor abicim, tutmuyor. Zaten sıkıntı orada. Raporu tutarlarsa yargılanacakları, ceza yiyecekleri şey belli. Gözlemcilere rapor tutturmuyorlar. Zaten yukarıda sıkıntı Allah, orada. Allah her yerde. Yani sıkıntı rapor tutulmaması. Peki bu raporu tutan arkadaşların başındaki arkadaş kim? Var mı Yatağı ismini bilen? Hayır. Çağlar abi biliyor musun kim olduğunu? Bir daha sorsana. Bilmiyorum. Ben tam anlamadım. Bu Gözlemciler Kurulu'nun başkanı kim? Kim? Abdurrahman Arıcı. Gerçekten evet. Aynı zamanda da Türkiye Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı. Ne alaka abi? Ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey. İşte. Kim olduğunu açıklar mısın abi? Kendisini ayrı araştırın ama şu hani bir tane Fenerbahçeli kız vardı ya, analarına bile çıkacağız falan yazan şey söyleyen videoda. Babası. Onun da babası aynı zamanda. Bir yani... TikTok videosu vardı ya, hakaret eden böyle bir komik gibi bir böyle hızlı hızlı konuşan, hızlı hızlı hareket eden bir kız vardı Fenerbahçe formasıyla. Aa doğru, kızı da görevde hatta. Kızı da faal. Evet, dış ilişkiler kurulunda. Doğru. Bir zaman Zeki sebebi... Mertaş var çizgisi falan. Fatih Hocam açıklamalarından bir kubbe okumak istiyorum müsaade ederseniz. Geçen sene Beşiktaş maçında Vida'nın vücudundan sekerek eline çarpan topu. 3-0 yenildiğimiz maçtan bahsediyor hoca. Cüneyt Çakır bize öyle bir izah etti ki biz neredeyse hocadan özür dileyecektik. Şimdi kendisi VAR'da duruyor. Pozisyonu vermediğinde istediğin gibi izah et. 3-0 nerede yenildik lan?
Abi o maç İnönü'deki maçtan bahsediyor. Tribünde doluydu. O maçtan bahsediyor. O Tudor be abi. 3-0. O Tudor. Yok Ali evet, Fuat evet. Hoca'nın. Hayır ya şeyden bahsediyor. Seyircisiz maçta Vida'nın eline denk geldi ya. Pandemiden Ha, sonraki ilk doğru. maçta. Evet, içerideki maçta. 0-0'lık pandemiden sonraki ilk maç. Ben 0-0. Fatih Hoca'nın açıklamalarını okumaya başlayayım Club Register'dan. Aynen, Club'dan devam. Lütfen. Penaltı. Hiçbirimiz penaltılarda ortak kararda kalamıyoruz. Geçen sene Beşiktaş deplasmanında Vida'nın eline çarpan topu Cüneyt Çakır bize öyle bir izah etti ki az daha özür dileyecektik. Top ele nereden geliyor? Kendisi de VAR'da duruyor. 2 gün evvel Cüneyt Çakır VAR'da görevliydi. Şimdi de görevli. Orada skandal bir karara imza atmış. E bizim maçımızda yapılanlar hiç çağırma, müdahale etme yok. Hele hele Mustafa Muhammed'in kırmızı kartı çok yazık. Adam kafasıyla dirseğe doğru itiyor attırmak için. Alanya'da Zorbay Küçük 4 kişi yeterli şiddet olarak görmemişti. Galatasaray'a daha kolay veriliyor. Bizim iyi veya kötü oyunumuz kimseyi ilgilendirmez ama doğru karar, yanlış karar herkesi ilgilendirir demiş. Açıklama geldikçe okumaya devam edeceğim. Üç başarılar hocaya nasıl? Cüneyt abisi falan demiş çünkü hakemleri, hakemlik grubunu saygınlığını azaltmaktan üç maç alır. Üç maç alır çünkü. Niye Sergen İki mi maç. böyle konuştu? Sergen sevk bile edilmiyor. Sergen hangi takımın hocası? Devam Fatih ediyorum. Terim'i Beşiktaş'ın başına koy hiçbir şey almaz yine. Devam ediyorum açıklamaya abi. Biz yine tribünlere oynadık. Biz kime gidersek seyirciyle oynuyoruz. Ama biz her şeye uyuyoruz. Kimseye de tek kelime etmiyoruz. Gözlemci ve temsilciyle konuştum. Kuralı tam öğrenmek için. Galatasaray maçlarında böyle oluyor. Bizim oyuncumuzu kritik edebilirler. Ankaragücü'nün müdahalesiyle saygılı karşılıyorum ve tebrik ediyorum ama Allah rızası için. Biz kronometre tutuyoruz. 3 dakika 1 saniye boyunca Muhammed'in atılışı var. 6 dakika uzatma mı olur? Bize futbolu öğretmeye kalkmasınlar. Biz bunları çok yaşadık. Allah'a şükür hepsinin altından kalktık. Arada bir mağlubiyet olacak. Türkiye'de hakem mi kalmadı? Apar topar Cüneyt Çakır 2 gün evvel maç yönetti. Halil Umut Meler geçen sene 10 dakika verdin 3-1'lik maçta. Yarış devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. Zaten benim Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarıyla alakalı duygularımı biliyorsunuz. Onu bir daha aktarmama gerek yok diye devam etmiş hocam. Ya bu Cüneyt Çakır daha işte ya bir ay olmadı Kadıköy'de başımızı yakıyordu az daha. Elinden geleni yaptı olmadı. Serdar'ın penaltıyı vermeyen o. Caner'e Nasıl kırmızı kartı yapalım? vermeyen o. Dirsek bir de aynı yani. Yani dirsek çok kasıtlı ve önündeki adama vurulmuş. Bakarak vurulmuş. Bilerek vurulmuş dirseğe. Kırmızı veremeyen de bu. Abi biz bunu demedik mi Fenerbahçe maçından sonra Serdar Aziz Donk'a dirsek atıyor penaltı kırmızı kart demedik mi? Evet. Çok yazık ya. Biz sahanın içini daha da düzelteceğiz, daha da iyi oynayacağız. Çünkü bu karşımızdaki çeteyle bu takım hangi birisiyle uğraşsın bilmiyorum. Sayın Başkan da yok uzun süredir. Ortada belki sağlığıyla herhalde meşgul. Çünkü imza töreninden beri ben görmedim Sayın Başkan'ı. Toplu imza töreninden beri. Sayın Doğru. Yusuf Şimdi Günay sen yok. sayın mı yani? İnşallah sağlığı iyidir ya. Son bir kemoterapi aldığını biliyorum ben. İnşallah sağlığı iyidir ama Abdurrahim Albayrak'tan başka ortada yönetici de yok. İyi Yanında kötü bir Yusuf tane Kınar var da. yönetici. O da yok abi. Seçim hazırlıkları başkan. Yok abi. Ya bu Evet. Fenerler de çeti basıyor arada. İyi oluyor. Komik İzlenme çocuklar. kazandırıyorlar bize. Gelsinler ya. Başımıza Buyursunlar belaya sağ olun. gelsinler. Buyursunlar. Mert de orada banlıyor tek Hakaret tek. etmedikleri, küfür etmedikleri sürece herkesin Her başımıza şey okey. geliyor. Büyü Yani bile yazabilirler. Sorun yok. Büyü bile yazabilirler. Yani. ya aynen yani hani küfür hakaret olmadığı sürece abi bu işin güzelliği burada çünkü kızdıracaksın birbirini. Onda bir sıkıntı yok. Ama işin içine küfür hakaret girerse o başka bir şeye giriyor. Yalnız bugünkü maçı iyi kötü kazansaydık eğer biz bu kafayla Sivas karşısına çıksaydık Sivas karşısında daha ağır bir neticeyle Ya demoralize işte olabilirdik. hayırlı hayırlı mağlubiyet oldu. Neden abi şu an Kesinlikle, hala bizim kesinlikle abi. elimizde. Bir şey geçmiş bir şey yok. Yani hani hala şampiyonluk senin elinde. Rakibinin puan Yok. kaybetmesini bekleyeceğin bir durum yok hala. Yani hala şu an senin elinde. 13'te 13 yaparsan şampiyonsun. Yani onu elinden kaybetmemiş olman güzel. Elinde olması hala güzel.
Net rakiplerin birbirleriyle oynayacak. İki rakibin var. Onların kendi aralarında birbirleriyle maçı var. Önünde de diğer rakipleri nazaran görece ya da daha görece daha kolay bir fikstürün var. Öyle de diyelim yani. Hani, yani zor deplasmanın kalmadı. Hava şartları nedeniyle, zemin nedeniyle zor deplasmanın kalmadı. Hatay var sadece. Göztepe var. Göztepe var. Hatay maçı Göztepe mi? Hatay maçı deplasmanda. Göztepe formda Tansel. Bayağı formda var. Bak o şey çok kritik. Göztepe, Hatay, Göztepe, Karagümrük bir tane daha vardı. Bravo Erinç. Karagümrük demişken Karagümrük maçında son dakikada Serdar Aziz'in penaltıyı niye vermiyorsun? Ya sorduğun sorulara bak abi. Bu çocuğa kırmızı verdin. Muhammed'e kırmızı gösteriyorsun. O da dirsek bu da dirsek. Abi şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Penaltı değil mi? Penaltı. Hatay Spor, Karagümrük, Göztepe, Trabzon. Ha, Trabzon, Beşiktaş değil, pardon. Peki abi sizce Arda ve Fatih Hoca'ya bir ceza gelir mi ki verir mi? Kesin. Peki Muhammed'e iki maç ceza kesin gelecek zaten galiba kesin. Direkt kırmızı karttan. Kesin. Adem Büyük'e yani indirim yapmışlardı. Normalde bir vermesi lazım. Yani kasıtlı yapılan bir şey yok. Normalde bir vermesi lazım. Ama Galatasaray forması giydiği için 3 verip 2'ye çekebilirler yani. Doğru diyorsun abi. Bir maç daha fazla ellerinden geldiğince bir açık bulup oradan devam ediyorlar. Bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Kişisel olarak bunu belirteceğim. Fikir olarak. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir Gençler Birliği mağlubiyetimiz vardı bizim. Ardından bir şampiyonluğa doğru yürüyüşümüz oldu. Ben birazcık bu maçı ona benzettim hakem dışında. Siz ne düşünüyorsunuz? Abi bir toparlanmak lazımdı. Çünkü biz 3 maçtır kazanan kadro bozulmaz muhabbeti sıkmaya başlamıştı zaten. Erzurum maçında bunun sinyallerini de vermiştik. Pozisyon vermiyorduk ama çok zor pozisyon buluyorduk. Verdiğimiz pozisyonlar da genelde bireysel hatalardan kaynaklanıyordu. Ama o üretkenliğimiz, o ligin ilk yarısındaki hızlı oyunumuz, topu hızlı sonuca götürmemiz, onlar çok şey değildi. Selim, onları çok başarılı yapamıyorduk abi. İnşallah bir şey olur. Yani Soso'nun, Belhanda'nın, Taylan'ın takıma girmesiyle başka bir şey oynar zaten bu takım. O 2-2-4. İnşallah bu şeye diğerlerini de bir şekilde rotasyonla Getson'u hazırlayarak orta saha şeyini bir şekilde çözer. Hızlıca gideriz. Ya şu an mesela şeyin Kerem Onyekuru'dan daha şey geliyor bana. Daha önde geliyor. Yani Onyekuru yerine Kerem'i 11 tercih etmek, Onyekuru'yu dinlendirmek hem Kerem için hem Onyekuru için hem de Galatasaray için daha faydalı olacakmış gibi duruyor ama şu an hepimiz çok kızgınız. Hep sinirliyiz. Yani hemen böyle bir asalım, keselim, biçelim, başka bir şey yapalım hemen düzelsin diye bir şey bekliyoruz. Bu işler öyle olmuyor. Başımızda da Fatih Terim var. Allah başımızdan eksik etmesin. Tuzak olduğunu biliyorduk zaten. Kalan her maçın final olduğunu da biliyorduk. Bunu hep söylüyoruz. 17-18 maç kaldığından beri her maçın bir final, her maçın bir tuzak olduğunu başından beri söylüyoruz. 13 tane final, 13 tane tuzak kaldı. İnşallah kazasız belasız maksimum puanla çıkacağımız, sonunda da kupaya ulaşacağımız bir periyoda gireriz. Ben şimdi tamam. Erinç abiye bir soru sormak istiyorum burada. Hazır. Sorar, buyurun. Hatta hepinize sorayım, Erinç abi başlasın. Şimdi Mustafa Muhammed'in bir cezası olacak. İleride Falcao'yu mu oynatırsın abi, Babel'i mi? Babel. Neden abi? Abi yani bu her şey olmadan önce Babel pivot forvet oynuyorken Mustafa da gelmeden önce bence gayet iyi performans sergiliyordu. O zaman Babel'i beğendiğimizi söylüyorduk hatta. Yani bilmiyorum, Falcao bende hep soru işareti artık. O yüzden Babel'in hazır böyle bir iyi performansını görmüşken pivot forvette ben olsam Babel'i tercih ederim. Ben de Erinç'e katılıyorum. Ben de Babel derim abi. Ya bunu defalarca konuştuk. Tekrar tekrar sebeplerini konuşmaya gerek yok yani. Biz Babel'i kanat değil, forvet
kullanalım diye onu başından beri söylüyoruz. Üçümüz de söylüyoruz. Sezon başından beri söylüyoruz hem de yani. Hani sezon içinde söylediğimiz bir şey değildi bu. Yani şöyle, Falcao'dan bir tık IŞİD görsek Falcao deriz belki ama... Ayağını kaldıramıyorum abi. Ayağa kalkmıyorum yani. Öyle bir şey, böyle bir IŞİD görecek bir şey de olmadı yani. Yani yok, fırsat da olmadı ki diyelim ki belki. Aynen. Hiç gerek yok abi, başlayacak şimdi 30. dakikada falan yapacak, benim iyice sinirimi bozacak. Hiç Oğuzcan gerek yok. Ne durumda abi? Yani ne zaman cezası bitti mi acaba, onu soracaktım bir de. Cezası bitti, ben bu hafta kadroda bekliyordum. Geçen hafta bitti cezası, bu hafta kadroda olur diye bekliyordum. Ankara Gücü maçında hatta oynar diye bekliyordum. Ki konuştuk da. Falk abi de güçsüz gördüm bu. Kalkmıyor abi, ayağı kalkmıyor ya. Ayağını uzatamadı ya. Yani abi hiç bak, gerek yok. Oğulcan ne durumda bilmiyorum ama ben hala Feguli sağ iç, Oğulcan sağ kanat bizim çok sorunumuzu çözecek diye düşünüyorum. Çözer de daha çözümüz olur mu Oğulcan'la oynadığın zaman, ama bu sefer hızdan gidiyorsun. O yaratıcılıktan gidiyorsun. Ya bir tarafta Arda, bir tarafta hızlı pırpır olması lazım. Eğer Oğulcan'la burada oynayacaksak öbür taraf Onyekuru, o zaman Arda'yı dışarı alırız. Ya da Kerem olacak abi. Şu an aynen. Aynen. Bu tarafta aynen. Kerem Arda'yı, olacak, Arda'yı, bu tarafta Arda olacak. Arda'yı sol iç yapabiliriz abi. Hayır, Arda'yı sol iç yapabiliriz. İki hızlı koymuyor Eriç. Yani aynı anda 11'de Onyekuru anlıyorum, onu biliyorum, onu biliyorum. Bence acaba nasıl olur diye düşündüğümde... Öyle yaparsan bu sefer Arda'yı 11 dışına alacaksın abi. Yok işte sol iç yapıyorum. Sol tarafa şeyi koyacak çünkü. Oğulcan'ı buraya koyarsan bu tarafa Emre'yi koyacak. Tamam, sen hoca tarafından bakıyorsun. Ben kendi isteğim ve kendi arzumdan yola işte çıkıyorum. Ama o oyunu oynayamıyorsun. Bir tarafta terste hızlı şey yap, topu hızlı çevirip de atak yaratacak birisi bu oyunda şart, oldu şart. Zaten sen kendin diyordun bu başta. İşte okey. Evet, doğru. Sanki o dediğimi Arda Feguli ortada çözer gibi geliyor bana sadece. Ortayı yapamıyor işte Arda. Yapamıyor. Abi oğlum, sen... çok üst üste biniyorlar abi, yaptı, denedi. Doğru. Onyekuru'yla şeye Saracchi'ye fırça atmaktan maçın 30 dakikası nerede Arda dedik yani. Hani üst üste biniyorlar. Yani orada oynamak başka bir şey abi. Bir de yanındaki seninle beraber oynayanlar çok çok üst düzey oyuncu değil, o bölgelerin adamlarını çok çok üst düzey hoca, bu arada bence, oyuncular değil. Hocanın yukarı çıkardığı bence... adamdır. Dolayısıyla o kapasite aşağıda kalınca Arda da deliriyor. Bu arada bence artık Kerem'i 11'e yazmak lazım ya. Sercan Atay şöyle bir şey yazmış. Sezon boyu çift forvet oynamayan bir takım ikinci yarı 1-0 gerideyken çifte dönmesi ne derece doğrudur? Oyun yok, Fatih Hoca'nın yaptığı... Hayır, kesinlikle haklı. Fatih Hoca'nın bugün yaptığı hem taktik değişiyor. Yani önce sistem aynı kalarak oyuncuyu değiştirse yine biz daha iyi neticeler elde edebiliriz. En azından bu gol yiyene kadar. Ya bugün Fatih Hoca taktik açısından ve yaptığı oyuncu değişiklikler gerek sahaya çıkardığı 11 açısından evet hatalıydı yani. Maçın en büyük kabahati onda. Getson, hakemden falan önce. Getson, Arda ve şeyi Etobo. Ömer. Etobo'yu çıkarıp Getson, Arda, Etobo'yu çıkarıp Taylan, Belhanda, Soso'yu koysa içeriye, başka hiçbir şeye dokunmasa biz herhalde 3-2, 4-2 alır gelirdik maçı. Taktikle oynamasına da gerek yoktu yani. Ömer bu kadar kötüyken bari eğer illa bir taktik değiştireceksen üçlüye dönseydin keşke. Veya Lines'i sola alsaydın yani. Ömer'i dışarı, Lines sol bek oynasaydın. Ya abi bu ortalar ne olacak bizim? Bu takımın duran topçusu... Abi bir tek orta değil ki. Gitmiyor abi. Alıyor. Gitmesi lazım. Önünün açık var. Artık kimse şey almak istemiyor. Geriye dönüyor. Getson alıyor. Geriye dönüyor. Etobo alıyor. Yanına veriyor. Nasıl gidecekler abi? Kerem kaç kere ileriye gitmeye çalıştı? 5 kere gittiyse 2 kere kaptırmıştır. Normal abi. Önü düşünen oyuncu kaptırır topu. Bu 2-2-4, buna yapabilecek bir şeyin yok. 3 kişi basıyor çünkü sana. Zaten oradan da geçiyorsan Galatasaray'da olmaz. Bayağı büyük. Yani, Real Madrid'de oynarsın. Ben 2 defa tweet attım bu konuyla alakalı. Bilmiyorum ama takımda başka duran top kullanacak oyuncumuz yok mu bizim? Neden hep Ömer kullanıyor? Getson var. Yani nedense bir türlü yapamıyoruz bunu sürekli olarak Ömer. Mesela daha önce bir frikik olduğunda heyecanlanırdık ya da bir duran top olduğunda heyecanlanırdık. Hiç öyle bir şeyimiz kalmadı. Senin dediğin gibi yani Galatasaray ya küçüğünde yazıyor galiba. Sahadaysa 11'deyse ya Kılıç ya Belhanda, ikisinden birisini kullanması gerekir duran topları. Ya Emre Kılıç ya Belhanda. Eğer ikisi de 11'deyse, yoksa hoca Ömer'e kestiriyor. Ben Erinç abiye burada Lines'i soracağım. Solu oyun diye herhalde.
Ömer'e sorma bana Linnes'i. Sorma bana Linnes'i. Allah aşkına sorma, konuşmayalım, kapatalım. Linnes'i kimseye sormayın abi. Linnes'i Linnes'i savunanlara sorun. Bize niye soruyorsunuz ki? Biz başından beri söylüyoruz Linnes'in ne olduğunu yani. Linnes'i bize sormayın ha. Linnes'i savunanlara, vay işte eşiyle maçları takibe geliyor bilmem ne abi falan, onlara sorun ya. Bize sormayın ha. Neyse abi, yavaştan kapatalım. Norveçli yani, Tarık Çamlı. Parasına çok, kadar aynı. 1.4. Çok 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 üzücü bir geceydi maalesef. Ama çok enseyi karartmaya gerek yok. Daha kaybedilmiş hiçbir şey yok. Çok fazla böyle mağlubiyetin hinciyle, siniriyle kişilerden de çıkartmaya gerek yok. Sadece Çağlar abinin de bahsettiği gibi şu an tabii ki hakemin hatalarını vesaire konuşalım ama ilk gündem maddemiz kesinlikle bu olmamalı ve mağlubiyeti buna yormamalıyız. Ben kesinlikle katılıyorum Çağlar abi bu konuda. Buyur abi söyle. Hikmet Karaman kariyerinde ilk defa yenmiş Fatih Terim. Zaten bayağı bir göğsü kabara kabara yürüyordu saha içinde. Bir beraberlik, 7 mağlubiyeti var. İlk defa galibiyet almış Fatih Terim'e karşı. Son olarak arkadaşlar, hadi takımı beğenmediniz. Yayın niye beğenmediniz bugün? Yani 232'de kalmış beğenimiz. Biz gayet formumuzdaydık yani. Tansel kenarda, ben ileride. Biz iyi paslaştık. Ben de Falcao gibi şeyde, VIP'de oturuyorum. Hayalet görünmüyor. Gözlüklü. Aynen, şu an gözlüklü. Bundan sonra gözlük değil. Aa, gözlüğü de var lan, gözlük de takıyor. Gözlüklü değilim bundan sonra. Evet abi, evet. Veda edebiliriz. Evet evet, herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki yayınımızı daha güzel, şen şakrak, yine güle eğlene yaparız diye umuyoruz. Bir Galatasaray 3 puanla daha inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.